Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkı'ndan kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine bambaşka bir tarifle karşınızdayım. Tam ölçü ve tam kıvamında nefis bir erik marmeladı tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Tarifimize başlamadan önce eriklerimizi birkaç kez güzelce yıkayalım. Çünkü tarifimizde kabuklarını da kullanacağız. Ben bu tarifte anjelik erik kullandım. Tüm erik çeşitleriyle bu tarifi hazırlayabilirsiniz. İlk olarak eriklerimizi bu şekilde kesiyoruz ve çekirdeklerini kenara ayırıyoruz. Tarifimizde eriğimizin kabuğunu da kullanacağız çünkü. eriklerin tamamını bu şekilde doğradıktan sonra genişçe tencereye alacağım sonrasında şeker ve su ilavesi yaparak kaynamaya bırakacağım Bu arada tarifte kullandığım bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim Oradan da bakabilirsiniz Doğramış olduğum erikleri tencereye alıyorum Bu aşamada genişçe yayvan bir tencere kullanmanızda fayda var Dar ve yüksek tencere seçmeyin lütfen. Eriklerin tamamını doğradım ve tencereye aldım. Şimdi tencereyi ocağa alıyorum. İlk olarak şekerimizi ekliyoruz. İlk olarak 3 su bardağı toz şeker ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Sonrasında üzerine 2 su bardağı su ekliyorum. Benim eriklerim oldukça tatlıydı. O yüzden şeker miktarını az tuttum. Sizler hem damak zevkinize göre hem de kullandığınız eriğin tatlılığına göre şeker miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi bütün bu malzemeleri karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Bu aşamada tencerenin ağzını kesinlikle kapatmıyoruz. Açık şekilde pişecek ve ocağın altı en yüksek ayarda olacak. Erikler tamamen yumuşayana kadar, rengini tamamen suyuna verene kadar pişireceğiz. Yavaş yavaş sulanmaya başladı. Gördüğünüz gibi rengini de hafiften vermeye başladı. Arada bir karıştırarak bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Arada bir karıştırmayı ihmal etmeyin. Bazen tencerenin dibini tutabiliyor. Hafiften gördüğünüz gibi erin kabukları rengini bırakmaya başladı. Rengi tamamen koyulaşacak ve kıpkırmızı olacak. Marmeladımız yavaş yavaş kaynamaya başladı ve rengini almaya başladı gördüğünüz gibi. Ocağın başından çok fazla ayrılmamanızı tavsiye ederim. İçerisinde şeker olduğu için birden köpürüp taşabilir. Erikler de yumuşamaya başladı. Bu şekilde 40 dakika boyunca kaynatıyorum. 40 dakikanın sonunda ocaktan alacağım ve blenderdan geçireceğim. Zaman zaman üzerinde köpükler oluşacak. Bu şekilde bütün köpükleri alalım. Köpükleri aldığımız için marmeladımızın rengi oldukça berrak ve temiz bir görüntüye sahip olacak. Yaklaşık 4-5 kez bu şekilde üzerinde oluşan köpükleri kaşık yardımıyla alıyorum. Videomda elimden geldiğince bütün ayrıntıları, püf noktaları, detayları sizlerle paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an hemen dönüş sağlayacağım. Ve artık rengini almaya başladı. Erikler tamamen yumuşadı gördüğünüz gibi ve kabuklarını saldı. Blender'dan geçireceğimiz için yerken ağzınıza kesinlikle kabuk gelmeyecek. 40 dakika boyunca kaynattım ve rengi bu şekilde oldu. Şimdi ocaktan alıyorum ve blenderdan geçiriyorum. Bu aşamada lütfen biraz dikkatli olun çünkü çok fazla sıcak olduğu için üzerinize sıçrayabilir. Yavaş yavaş blenderdan geçirin. İçerisinde hiç büyük parça kalmayana kadar devam edin. Tarifimizde eriğimizin kabuğunu kullanmamızdaki amacımız rengini ve lezzetini arttırmamız içindir. Blender'dan geçirirken de tekrardan köpüklenme oldu. Hemen üzerindeki köpüğü alıyoruz. Köpükleri almaya lütfen özen gösterin. Sonrasında marmeladınız çok daha güzel görünecek. Hem rengi hem de dokusu. İçerisinde hiç büyük parça kalmayana kadar blenderdan geçiriyorum. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca bu işleme devam ettim. Sonrasında tencereme ocağa alacağım ve tekrardan kaynatacağım. Tencereme ocağa aldım. Yine ocağın altı en yüksek ayarda. Yalnız bu aşamada sürekli karıştırmanız gerekiyor. Başından lütfen ayrılmayın. Çünkü her an dibini tutabilir. Marmeladınızı blenderdan geçirdikten sonra bir tadına bakın. Şeker miktarı azsa biraz daha şeker ilavesi yapabilirsiniz. Diğer yandan bir tane büyükçe limonun suyunu sıktım. Onu ilave ediyorum. O suyunu ilave ettikten sonra tekrardan karıştırıyorum. Ve 20 dakika boyunca marmeladı kaynatmaya devam ediyorum. Tabi sürekli karıştırmaya devam ederek. Lütfen belirttiğim püf noktalarına dikkat ederek hazırlayın. O zaman sonuç Allah'ın izniyle çok güzel olacak. Marmeladımız henüz istediğimiz koyu kıvama gelmedi. 20 dakika boyunca kaynatacağız. 20 dakikanın sonunda istediğimiz kıvama gelecek. Kaynadıkça rengi çok daha güzel oluyor. Hem rengi, hem görüntüsü, hem de lezzeti gerçekten çok güzel oldu. Şimdi ocaktan indiriyorum ve hemen kavanozlama işlemine geçiyorum. 20 dakikanın sonunda tencereyi ocaktan indirdim ve kıvamı bu şekilde. Soğuduktan sonra kıvamı biraz daha katı olacak ve istediğimiz tam kıvama ulaşmış olacağız. Ben bu tarifimde 500 milimlik cam kavanoz kullandım. İsterseniz daha küçük ya da daha büyük kavanozlara da koyabilirsiniz. Bu şekilde büyükçe bir hunim var. Kavanozun ağız kısmına oturtuyorum ve artık kavanozlama işlemine geçiyoruz. Marmelatı kavanoza koyarken arada bir karıştırarak koyun. kullanmış olduğum huni sayesinde kavanozun ağız kısmına bulaşmamış oluyor. Sizlerin evinde bu şekilde huni yoksa kavanozlama işlemi bittikten sonra temiz bir peçeteyle kavanozların ağzını silin. Hiçbir kalıntı olmasın. Bu çok önemli. Aksi halde kavanozunuz vakumlanmayacaktır. Bu aşamada da biraz hızlı olmanızı tavsiye ederim. Soğumasın hemen sıcak sıcak koyup ağzlarını sıkıca kapatalım. 10 tane kavanoza koydum ve şimdi ağızlarını sıkıca kapatıyorum. Tabi bu aşamada da hiç kullanılmamış kapak kullanmanız oldukça önemli. Lütfen daha önceki kullandığınız kapakları kullanmayın. Değerli izleyicilerim, özellikle sizlere de göstermek istediğim bir detayı paylaşmak istiyorum. Kapaklarımız yeni olsa da bazı kapaklar sıkma esnasında atıyor. Bu kapakları kesinlikle kullanmıyoruz. Yeni bir kapak kullanıyoruz. Buna da özellikle dikkat edelim. Şimdi ağzını sıkıca kapatıyorum ve hemen ters çeviriyorum. Marmeladımız henüz çok sıcak olduğu için ters çevirdiğimiz zaman vakumlanmış oluyor. Daha sonra kaynatmamıza gerek kalmıyor. Bütün kavanozlarımızı bu şekilde hiç kullanmamış kapak ile kapatıyoruz. Tabii ki sıkıca. Sonrasında da ters çeviriyoruz. Kavanozlarımızın tamamının kapağını kapatalım ve ters çevirelim. Sonrasında bu şekilde bir gün boyunca bekleteceğiz. Birinci günün sonunda. Şişeleri normal haline getirebilirsiniz. Serin ve güneş görmeyen bir yerde aylarca muhafaza edebilirsiniz. Kavanozu açtıktan sonra buzdolabında bekletebilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz bu marmelatı kahvaltılarımızın dışında sütlü tatlılarımızda ve kurabiye süslemelerimizde kullanabiliriz. kavanozları bu şekilde bir gün boyunca beklettim. Ertesi gün sizlere hemen son halini, rengini, dokusunu ve kıvamını göstermek istiyorum. Renginin güzelliğine bakar mısınız? İçerisinde hiçbir gıda boyası ya da katkı maddesi bir şey yok. Mis gibi ev yapımı erik marmelatımız artık servise hazır. Kavanozları normal haline getirdikten sonra serin ve güneş görmeyen yerde aylarca muhafaza edebilirsiniz. Açtıktan sonra buzdolabına bekletin lütfen. Bu sayede daha uzun ömürlü olacak. Kapağını bir bıçak yardımıyla açtım ve şimdi sizlere dokusunu, rengini göstermek istiyorum. Kıvamının güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz güzel oluyor. Zaten bu tarifi yıllardır yapıyorum. Yiyen herkesten de tam not alan bir tarif. İnşallah sizler de denediğinizde memnun kalacaksınız. Marmeladımızın kıvamı, rengi bu şekilde. Kokusu da gerçekten çok güzel. İster kaşık kaşık yiyin, ister ekmeğinizin üzerine sürün yiyin. Sizler marmeladımızın kıvamını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda etmiş olayım. Tarifim bu şekildeydi. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli yorumlarınız ve görüşlerinizi her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Bambaşka tariflerde ve lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.